Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 25 Aralık'ta 1. dönem 2. yazılı kampımız başlıyor. Sizler için ilk başta matematik dersiyle başlıyoruz. Sonrasında fizik, kimya, edebiyat, biyoloji, coğrafya, tarih, İngilizce, din tüm derslerde detaylı bir şekilde süper bir yazılı kampımız var. Ama bu yazılı kampın öncesinde sizlerin bazı konularda soruları gelmiş. Hocam yazı notlarından nasıl çalışacağız? Sınavda sorular nereden gelir? Bunların her birini isterseniz gelin hızlı bir şekilde cevaplayalım. Sonrasında sizleri yazılarınıza baş başa bırakalım. Öncelikle yazılıyı hangi gün çalışmalı? Arkadaşlar eğer sınavınız salı günü kimya sınavınız varsa pazartesi gecesi çalışmak size iyi bir not alırmaz. Dolayısıyla öncesinde sınav tarihlerinizi bilip birkaç gün önceden çalışmak, aralıklı tekrar yapmak daha iyi bir not almanızı sağlar. Bunu belirtmemiz lazım. İkincisi, hocanın nereden soracağını nasıl anlarız? Arkadaşlar, bütün hocalar ve bütün kitaplar ve bütün sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun olmak zorunda. Bizler yazı notlarımızı hazırlarken ya da dinama soru bankalarımızı hazırlarken ya da sorular hazırlarken hocalar da aynı şekilde kazanımlara uygun hareket etmeli. Dolayısıyla sizler de mutlaka kazanımlara uygun bir şekilde hocanın soracağı konuları belirleyin ve ardından da kazanımlarda vurgulanan yerler vardı. Yani mutlaka bu kısmı vurgulamalısınız. Bunu sormalısınız. Bunu bilmelisiniz şeklinde söylerler. Hatta şöyle göstereyim mesela dinama soru bankalarında biz direkt normalde bu öğrencinin bilmesi gerekmediği halde öğrencilerle kazanımları paylaşıyoruz. Niye? Bakın şimdi şöyle göstereyim. Diyelim ki şurada edebiyatta anlatım biçimleri üzerine durulur diyor. Demek ki anlatım biçimlerinden yani açıklama, öyküleme, betimleme, tartışmadan sınavda soru gelebilir demek bu. Ya da edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerine durulur. Bunların birbirine kaynaklı etkileri örneklerle açıklanır diyor. Dolayısıyla örnekle açıkla diyebilir. Kazanımlara göre çalışmak gerçekten size sınavda büyük yardımcı olacaktır arkadaşlar. Diğer bir soru, yazılı için kopya hazırlamak doğru mu? Evet arkadaşlar, yazılı için kopya hazırlamak gerekir ama kopyayı çekmemek gerekir. Yani bizler yazı notlarını niye küçük yapıyoruz? Her yerde bunlara çalışın diye ama bunu yanınıza götürün diye değil. Yazılıdan önce hazırladığınız kopyalar aklınıza kalır ve sınavda o kopyalara gerek kalmadan süper bir şekilde yazılıdan iyi not almanızı sağlar. Ama kopya çekmek tabii ki yasaktır ve günahtır, bunu biliyorsunuz. Kopyayla hazırlık yapmak beyninize bilgilerin yerleşmesi açısından değerlidir. Yani kopyadan kastımız sahte bilgiyi gizlice, sahtece önden bakmak değil. Küçük küçük kağıtlar hazırlamak. Yazılıda heyecanımızı yenmek için ne yapabiliriz? Arkadaşlar eğer hocanız zor soruyorsa kolay sorulardan başlamak, ilk sorudan değil de 4., 5., 6. sorudan yani bildiğiniz sorudan başlamak yazılıda heyecanımızı yenmemizi sağlar. Dolayısıyla yazılılarda mutlaka öncelik yapabileceğiniz soruları bir göz gezdirin. Turnuva yaparak bildiğiniz kolay sorulardan başlayın. Bu moralinizi ve motivasyonunuzu artıracaktır. Yazılım tahmin ettiğim kadar iyi geçmedi. Ne yapabilirim? Arkadaşlar tabii ki ikinci yazılılar çok önemli ama bu daha dönem bitiyor. Daha ikinci dönem var. Dolayısıyla sizler istediğiniz notları alamazsanız mutlaka hocayla iletişiminizi koruyun. Hocam çalışmıştım ama olmadı. Gayret gösterdim ama olmadı. Sorular zor geldi. Sizce ikinci dönem iyi almak için ne yapabilirim? Veyahut da yazılıların telafisinde ne yapabilirim gibi sorular sorun. Hocalar dersiyle ilgilenen, gayret gösteren, çalıştığını söyleyen ve gerçekten de çalışan öğrencilere mutlaka karanlık kullanırlar. Bunu asla ama asla unutmayın. Arkadaşlar ikinci yazılarımız önemli çünkü karne puanı etkiliyor. İkinci döneme sağlam bir temel oluşturuyor. Üniversite sınavında girirken tabii ki 9 ve 10 TYT'nin 11, 12 AYT'nin konularını oluşturuyor. Sizler şu anda 9. sınıf öğrencisi olarak mutlaka konuları iyi bir şekilde pekiştirmeniz lazım. Bunlar hem ileride gireceğiniz sınav için hem de 10-11 konular için çok önemli. Aynı zamanda yazılı kampımızda yani matematikle başlıyoruz pazar günü. Yazılı kampımızda sizler için her branşa özel 10 soruluk yazılı provalarımız var. Yazılıda mutlaka bilinmesi gereken notları sizlerle paylaşıyoruz. Ve bizler YouTube'da kamplarımızla, aynı zamanda soru bankalarımızla, yazılı notlarımızla veyahut da Dinamo soru bankalarımızla ve aynı zamanda tonguçakademi.com'da Tonguç Plus üyelerine her branşa özel 2 adet yazılı provasıyla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. İnşallah yazılılardan en iyi notlar alırsınız. Yazılı notlarını mutlaka yanınızda gezdirin. Sadece yazılı zamanı değil, yazıların öncesinde de okulda, dışarıda gezerken buradan bakmak, buradan çalışmak birçok bilginin aklınıza kalmasını sağlayacak. Bunlar liselerde, Anadolu liselerinde, fen liselerinde, Anadolu Yönetim liselerindeki öğretmen arkadaşlarımız tarafından da incelendi. Evet, biz bunları soruyoruz denildi. Dolayısıyla bunları da sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım, ödülü soru yollamanızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah en güzel yazılı dönemi bu dönem olur. En güzel notlar alırsınız. Hadi bakalım.